görmek istediğin özel bir yer var mı, yoksa öyle rastgele bir yere gömsek de olur mu? Soruyu anlayamadım açıkçası. Birazdan anlarsın açıkçası. Abi hoş geldin. Asma abi hoş geldin. Nazlı hoş geldin. Nasılsın Silvio? Sosis yer misin? Taklidini yapma abinin. Bak Nazlı, bu Süpermen yandaki. Nasıl yani? Uçabiliyor mu? Yok, daha deneme aşamasında ama bakıyor. Aman aman, kimler gelmiş? Babasının Nazlısı gelmiş. Hoş geldin Nazlı. Sen Allah. Nazlı. Ne haber kız? Hoş geldin. Süpermen, araba ne oldu? Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Oğlum ben zaten çalıyorum lan. Bunun daha vereşesi mi olur? Ya bizim normal hıyarların yapmadığını Süpermen yapıyor ya. Abi devamlı Süpermen diye geçiyor ama adım Samet. Süpermen bir şaka şeysi olarak... Ne şakası lan? Dümbük. Ne şakası? Bizim meslekte şaka maka yok. Bir şaka yaparlar, kendine gelemez. Zehir abi, farz edelim sen Süpermensin, sahneye çıktın. Amacın nedir? İnsanları güldüreceksin. Çıktın, kimse gülmedi. Ne yaparsın? Ya Süpermensin, sahnedesin. Ne yaparsın? Ne yapacaksın? He? Birini alacaksın, kurtaracaksın, öyle değil mi? Alacaksın birini, uçacaksın, gideceksin. Ha onu da yapamıyorsun, o zaman o formayı giymeyeceksin. Kalıbına uymayan formayı giymeyeceksin. Bak Süpermen. Bak kofti Süpermen. Eğer yarın parayı getirmezsen aramızdaki bütün iyi hatıraları, hani derler ya, bir çırpıda aynen öyle unuturum. Anlaşıldı mı? Bence bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Kolay gelsin. Rahatsız gel, etmiyorum. Gel, gel. Gel mühendis, gel otur. Çok güzel bir vakitte geldin çünkü bitti. Seyret. Yusuf. Bizim millet olmaz demeyi çok sever. Olmanca da sevinir dediğim çıktı diye. Buyurun. Nasıl? Çok güzel. Siz mi yaptınız? Ben yaptım. Daha doğrusu ben yapacağım. Elinize sağlık. Reis Bey, bir konu vardı ama. Söyle. Böyle de nasıl söylenir? Ailem Antalya'dan buraya gelse diyorum. Sizinle konuşmak için. Hayırlı bir iş için gelse. Müsaade eder misiniz böyle bir şeye? Safiye Hanım'ın hayırlısıyla işi için. Ha. Evimize niye o kadar sık geldiğin anlaşıldı. Olur mu efendim? Ailene söyle, hiç zahmet etmesinler. Neden acaba diye sorabilir miyim efendim? Sormasan daha iyi. Cevabı seni üzebilir. Olsun. Ben yine de cevabı öğrenmek istiyorum müsaadenizle. Sen iyi bir çocuksun, tahsilli. Ama benim gibi bir insanın kızı, benim gibi bir insanın soyuyla birleşmeli. Sence sen benim gibi misin? Sizin gibi anlayamadım. İşte bak. Benim gibi değilsin. Ben olsaydım soruyu çoktan anlamıştım. Cevabı da... Anladım. Müsaadenizle. Hocam. Affedersin.
Hocam, sormak istemiyorum da biz neye güvenip gidiyoruz? Almayacaklar ki bizi. Alacaklar. Nasıl olacak o iş? Bence bir hocaya cevabını bilmediği bir soru sormak kabalıktır. İçeride hastamız var, onu ziyaret edelim. Ziyaret günü değil, sade pazarları. Hiçbir hastane kapısına gelen hastayı geri çeviremez. Acil vaka diye bir şey vardır. Bu adam baş tabip, baş tabip bu. Hocam. Affedersiniz durdurduğum için. İki dakikanızı istirham edebilir miyim? Bir hastamız vardı. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Senin gibi nice vatan evladı hasta ve hepsi sırada. Şimdi seni alırsa onlara haksızlık olmaz mı? Biz de sıradayız hocam senelerdir. Tamam işte. Bir başkasını alırsak size haksızlık olmaz mı? Çetin. Haklısınızdır. Bir saniye. Çetin. Hocam, hocam bu çocuk çok iyi bir şair. Eğer o bahsettiğiniz sıradaki vatan evlatlarından biri bundan daha iyi şiir yazıyorsa bence onu almalısınız. Kimseye haksızlık olmaz. Muzaffer, şiir defterini çıkar. Fazla vaktini almayalım, hocamızın kısa şiirlerden birini oku. Hadi çabuk. Diyecekler ki arkamdan, ben öldükten sonra o yalnız şiir yazardı. Ve yağmurlu gecelerde elleri cebinde gezerdi. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan. Ne talihsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Takmış koluna. Rıza hoş geldin. Hoşçakalın ya. Nasılsın? Gel gel. Gel gel. Ağzımda sakız şişirip şişirip. Gel gel, rahat ol gel. Atıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan? Hele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak. Biz var var var. Seni gidip de kıran yılanı deliğinden çıkaran. Kaderin püsküllü veya. Hoş geldin. Seni gidip de kıran yılanı deliğinden çıkaran. Adım Selim Akçay. Esas mesleğim boyacılık. Bundan kısa bir süre önce iflas etmiştim. Ve hiçbir şeyim yoktu. Neşeliyat'la tanışıncaya kadar her şey çok kötü gidiyordu. Neşeliyat toplantısına katılalı 2 sene oldu. Ve ben şimdi bu evde yaşıyorum. Ben ve ailem neşeli hayat ürünlerini hem kullanıyoruz hem satıyoruz. Neşeli bir hayat yaşıyoruz. Hayat güzeldir. Yeterince neşeliyse. Hayat güzeldir. Yeterince neşeliyse. Neyse. Hayat güzeldir. Yeterince neşeliyse. Yeah.
Vallahi benim aklıma yattı bu iş Ayla. Yeter ki çok sayıda eleman bul. Herkes kazandıkça herkes kazanıyor. Süper bir sistem icat etmiş adamlar. Bazen de insan gülüyor biliyor musun? Kendi kendine gülüyor ya. Bir tane çopur tikisi çıktı. Dedi ki ben dedi işte işsiz güçsüzdüm dedi. İki sene evvelsine kadar neşeli hayata girdim. Şimdi dedi bu villada oturuyorum. Bir fotoğraf gösterdiler. Adam kendisi köpeği. Normalde köpek besleyecek adam değil. Ama villayı arayınca köpeği de almış adam. Lokantayı açarken de aynı böyleydin Rıza. Ya neredeyse şimdi ikisi yan yana düşüyor. Ne alakası var ya? Ya sen bana o kalan altınları ver. Beni eğer onu iki sene içinde misliyle katlamazsan bana da Rıza demesinler ya. İşte onu hemen bugün alayım ki ben. Yarın mal alacağım çünkü. Alayım mı? Sen nasıl istersen. Sen benim canım sıkıntı. Canım sıkıntı biliyor musun? Göreceksin. İki sene içinde. Bak saate bak. İki sene içinde. Ay gülüm gülüm. Kırılmışırım. Tutmamış elim. Durma. Alo. Merhaba. Birgül İnce ben. Neşeli Hayat'tan arıyorum. Rıza Bey. Ha, buyurun, buyurun, buyurun hanımefendi. Hazır mısınız? Hazırım. Ya arkadaş bir sor değil mi? Niye hazır mıyım? Hem kendini satacaksın hem senin adını satacak satış elemanı bulacaksın. Hem eleman hem ekip başı hem patron hem de çalışan olacaksın. Kimse birbirine bağlı değil ama herkes birbirine bağlı. Ha o gün gelmiş sana bağlı eleman sayısı 30 olmuş, 40 olmuş, 50 olmuş, 100 olmuş. Sen artık sadece patronsun Rıza Bey. Ne zaman? 2 sene içinde. İyi çalışırsan belki de erken. Gücünü ve azmini ortaya koy. Potansiyeline güven ve hayallerine kavuş Rıza Şenyurt. Çok daha neşeli bir hayatı hak ediyorsun Rıza Bey. Çok daha neşeli Rıza. Sadece bir imza. Hadi bakalım bismillah. Herkes kazancının yarısını sana verecek öyle mi? Ya bana verecek, ben de kazancımın yarısını üstümdeki arkadaşa vereceğim. Üstümdeki arkadaş da kazancının yarısını üstündeki arkadaşa verecek. Öyle gidecek. Benim altımda çalışan arkadaş kazancının yarısını bana verecek, yarısını kendine alacak. Ondan aldığım yarısını da ben, yarısını kendime alacağım, yarısını üstümdeki arkadaşa vereceğim. Öyle gidecek. Vallahi benim için biraz karışık bir iş bu ha. Karışık değil Duran abi ya. Sen şimdi ilk parayı verdin, malı aldın firmadan, çantayı aldın. Ondan sonra 50-50. Ürünler çok güzel, sıhhi, organik olaylar. Bak yol yakınken gir bu işe Duran abi, ondan sonra ben niye arkadaşlara kadar neşeli diyelim diye üzülürsün bak ha orada ya. Mağdur olmanı istemem ya, ben de söylemesi. Peki satış elemanı nereden bulacağız abi? E oğlum ben kahveden buluyorum, sen de bul bir yerde. Anlasanıza her kişi bu işi yapabilir. Yeter ki potansiyeline güvensin, kendine güvensin. Okey başları da ömrünü çürütmesin. Neşeli Hayat'ın bir listesi var, o listede satıyorsun, yarısını sen alıyorsun, yarısını kime veriyorsun? Üstündeki arkadaşa veriyorsun. Senin altındaki arkadaş satış yaptı. Yarısını ne yapıyor? Üstündeki arkadaş ya. Kim yani o üstündeki arkadaş? Sen. Senin üstündeki arkadaş kim? Sen. Ben ne yapıyorum? 5 liranın yarısı 2,5. 2,5 kime veriyorum? Üstündeki. O 2,5'un yarısı 1,25 kime veriyor? Üstündeki arkadaş. O şekilde gidiyor işte. Adam 2 senenin içinde evi almış, villayı almış. Adamın resmini gördüm. Ben vallahi şaşırdım ya. Uzatmayayım. Aytekin, Gültekin kardeşler. Duran Hoca, bir de eski otofaresi Yadigar oldular benim satış elemanlar. İyi günler, hayırlı işler. Bir 3 dakikanızı alabilir miyim? Yeni bir ürün tanıtıyorum da. Güzellik ürünü, cilt bakım ürünü, el kremi. Ya hadi yalnız bak dün gittiğiniz yerlere gene gidin. Kendinizi hatırlatın tamam mı? Sipariş aldık. Hadi hayırlı işler. Sen nereye soruyorsun?
Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bazı maddelerin ithal... Ya şunun güzelliğine bak ya. Allah helal olsun ya. Hocam şerefsizim ben bir gün bunu yapacaklarını biliyordum. Vallahi de billahi de biliyordum. Demek vericiyi yüksek bir yere koyun dediler he? Emin yapabilir misin bu işi? Bir açıp bakmam lazım. Neyi? Vizyon teleyi. Nasıl açmak yani? Tornavidayla açacağım, mekanizmaya bakacağım. Ya dünyanın en değerli aleti öyle açılır mı? Deli misin sen? Valla çoğu öyle diyor. Demek ki dalga buna dik bir şekilde geliyor. Radyo gibi değil. Vallahi bunu icat eden elini öpmek lazım hocam. Adam radyodaki sistemi değiştirdi. Tabii Emin, çatlatma insanı. Yapabilecek misin? Toplayalım bakarız. Toplayabileceksen inşallah. Tabii canım. Kesin toplarız herhalde. Herhalde mi? Hay Allah'ım. Basri haklı galiba. Baba, hele bir gelsenize. Ne oldu, ne var? Bak. En az bir metre daha yükselecek. Ona göre. En az bir metre daha yükselecek. Ona göre. Biz film seyredemeyelim diye duvarı yükseltiyorlar. Vay şerefsiz vay. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Ya hocam sen reis değil misin? Sinema sana bağlı değil mi? Vur kilidi kapısına bilsin gitsin ya. Olmaz öyle şey. Milletin eğlencesidir. Kapatırsak ahaliye ceza vermiş oluruz. Dur bakalım. Yarın Allah'ın izniyle Vizyon Tele açılışı yapalım yeter. Latif için daha büyük ceza olmaz. Tabii. Vizyon Tele olunca sinemaya lüzum kalmayacak değil mi? Yalnız yarın merasim olacak. Sen üstüne doğru düzgün bir kıyafet giy Emin. Böyle olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz tabii. Var mı ceketin meketin? Uzun kollu. Yoktur. Aldırayım sana. Yok yok. Ben kendimi ayarlayacağım. Ne yapıyorsun lan tezgahlar Yaşar? Hiç. Nasıl hiç? Hiçbir iş değildir ki. Ne yapıyorsun? Hiç. Hiç yapılır mı hiç? Fikri abim yok mu? Yok. İyi. Zaten ben buraya gelirken kendisine inşaatını orada gördüm. Biraz konuştuk. Geçen gün bir münakaşamız olmuştu ya kendisiyle. Aslında çok iyi bir insan. Gerçek. Bak sen demin hiç deyince benim aklıma ne geldi tezgahlar Yaşar? Ne geldi? Sen vezirle fihinkarsın biliyorsun. Biliyorum. Vezirle karınca? Biliyorum. Yalnız vezir? Bak bunu bilemezsin çünkü bunu ben de yani yeni öğrenmişim. Gel sana onu anlatayım. Bir gün vezir saraya gidiyor ve çok güzel bir takım elbise var şeyinde. Ne yapıyorsunuz lan devrimciler? İyidir Emir. Senden ne haber? Ya İhsan abi, ya bir kurtaramadınız bizi ya. Seni biz bile kurtaramayacağız. Gelin de Vizyon Tele'yi görün. Bugün açılış yapacağız Allah'ın izniyle. Oo, o İhsan'a kaldıysa. Bu elbiseyi nereden aldın? Bir arkadaşın hediyesidir İhsan abi. Neredeyse savaş çıkacak. Millet... Nasıl olmuş? Şahane. Çok güzel olmuş Emin. Eline sağlık. Ha, bir gün belki kitap da koyarız içine. Koyarız tabii. Niye koymuyor? Hadi gidelim kızım. Annem merak eder. Baba ben biraz daha kalabilir miyim? Emin benim oturumu getirir. Peki. Geç kalmayın. Anneni biliyorsun. Merak etme baba. Sen merak etme Güner abi. Ben getiririm onu. İyi geceler. Ben şuraya otursana. Beni. Hı? O zaman bu şekilde. Şey yapayım. Hadi buraya ha.
Ne kadar büyük bıyıkların var senin. Çirkindir, keseyim. Yo. Zaten kesemem ben, hiç kesmem bizim çıktığından beri. Çorba içerken zor olmuyor mu? Yok, ayran zordur. İz kalıyor burada. Hiç evlenmedin mi sen? Burada herkes hemen evleniyormuş da. Yok, ben evlenmemişim. Benimle kimse evlenmez ki. Neden? Deliyim ben. Sevgilin de mi olmadı? Eskiden bir tane vardı. Yabancıydı kendisi. İsmi Kristin'di. O zaman C ile yazılıyordu. Ama yabancıydı kendisi. Zaten buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Hiç sormayacak mısın? Neyi? Sakatlığımla ilgili. Yo. Niye soracağım ki? Herkes ilk iş onu sorar da. Canım, herkes ilk işte bana deli diyor. Zaten ben senin gözlerine bakamıyorum ki soru sorayım. Neden? Ya şimdi sen güzelsin ya. Güzel olan bir kişinin karşısında da öyle bir güzel kişi olsa o belki daha güzel, güzel güzele daha geniş bakar. O, değil mi? Senin de gözlerin güzel. Gözlerim? Hangisi? Elini versene bir. Ney, eli? Hangisi? Bunu? Ne elsi? El. Ne olmuş eli? İse elini versin. Ha. O zaman ben biraz ceviz getireyim, yersin. Ne cevizi? Neyse, boş ver. Yaş ceviz.